sık sık gelen yeni başlayan arkadaşlardan gelen sorular üzerine bazı kritik konuları açıklamaya çalışıyorum açıkçası. Bu videoda da hangi veri tabanı teknolojisi üzerinde uzmanlaşmalıyım sorusunu cevabını açıklamaya çalışacağım. Haklı bir durum çünkü kimisi oyun programcısı olmak istiyor, kimi web, kimisi mobil programcı, mobil uygulama geliştirici ya da kurumsal tarafta ilerleyecek ya da açık kaynak kültüründe ilerleyecek gibi durumlar var. Bunların hangisinde hangi alanlara kaymak gerekir? Bunu açıklamaya çalışıyorum. Öncelikle hedef nedir ve neden? Buradaki hedeften kastım kurumsal alanda mı çalışmak, bir web programcısı olmak mı istiyorsun, mobil programcı mı ya da oyun geliştirici mi gibi durumlar. Eğer şöyle bazı eğerler oluşturdum açıklamak için. Eğer sadece veri tabanı alanında uzmanlaşmak istiyorsan, yani odağın veri tabanı programcısı ve ya da DBA olmaksa, o zaman bunu aslında birçok önceki videoda açıkladım uzun uzun. Bu nedenle kısa olarak tutacağım. O zaman sadece o alana odaklanman gerekiyor. Mesela şunun üzerinden gidebiliriz. Oracle ya da SQL Server ya da PostgreSQL çünkü bunlar çok büyük veri tabanı yönetim sistemleri. Öncelikle temel SQL standartlarını çok iyi bilmen gerekiyor. Çünkü senin bu alan senin uzmanlık alanın olacak. SQL standartları çok önemli bu durumda. Ve o veri tabanı sunucusuna özel geliştirilmiş dili de çok iyi biliyor olman lazım. Ne demiştik? SQL Server'da T-SQL, Oracle'da PL-SQL, PostgreSQL'de PL-PG-SQL var. Bunlara çok hakim olman gerekiyor. Sadece odağın bu olması lazım. Hangisi üzerinde veri tabanı uzmanlığı istiyorsan ona hakim olman lazım. Ve bunların haricinde o sistemlerin artık cloud versiyonları da var. %90 oranında. Microsoft tarafında Azure var. Azure SQL var. Uzman olman lazım. Bu tartışmasız bir gerçek. Oracle tarafında Oracle'ın ciddi cloud servisleri var aynı şekilde. Onlarda da uzmanlaşman gerekiyor. Ayrıyeten orta seviyede olsa normal bir programlama dilinde General Programming Language dediğimiz bu C# ya da Java gibi dillerden birinde o en az orta seviye uzman olman lazım. Bu mesela Oracle tarafından gidersek Linux işletim sisteminde orta seviye olman lazım en az. Oracle tarafında zaten SQL ve PL/SQL uzmanı olman gerekiyor. Yani hedefin bu olması da lazım daha doğrusu. Ve cloud tarafında da Oracle servislerinde uzman olman gerekiyor. Hedefin uzman olmak olmalı diyelim. Bu senin bir paket uzmanlığın gibi düşünebilirsin. Microsoft tarafındaki SQL Server'da ise C#'da orta seviye uzmanlık çünkü ihtiyacın olacak. Ve Windows serverlarda temel orta seviye bir uzmanlık bilgisi senin ciddi anlamda işini kolaylaştıracak. Ve SQL Server'da tabii ki uzman olman lazım. Ve bunun kendi yan araçları var. Bir iş zekası aracı olabilir, Business Intelligence ya da bir raporlama aracı olabilir. Bunlar da senin işi öğrendikçe artık uzmanlaşman gereken şeyler. Tabii Microsoft'un daha önce bahsettiğim gibi cloud servisleri var, Azure. Onların da sadece SQL, özellikle SQL ile ilgili olan servislerinde uzman olman işini ciddi anlamda güçlendirecek kaliteli bir veri tabanı uzmanı olabilirsin. Bir sonrakine geçelim. Eğer açık kaynak kültürü içerisinde ilerlemek istiyorsan, yani kurumsal tarafta değil de daha çok open source dediğimiz camiada bir startup kültürüyle ilerlemek istiyorsan, o zaman bunun getirileri ve götürülerini de biliyor olman lazım. Mesela
O zaman C# programlama diline odaklanmayacaksın. Burada alternatifler Python, Golang, Java hem kurumsal hem de open source tarafta kullanılır. İkisi için uygundur. Ve PHP olabilir. PHP pek tavsiye ettiğim bir dil olmadığı için söylemiyorum ama o da bir open source tarafta kullanılan bir dildir. Ruby mesela, bunlar Python, Ruby on Rails, bunlar open source tarafta kullanılan diller. Tercih edilebilir. Ve onların yerinde de tabii open source camia tarafında daha hızlı, performanslı ve açık kaynak sistemler, ücretsiz sistemler kullanılır. Bu nedenle işletim sistemi olarak Linux'ta orta seviye bir uzmanlık ve veri tabanı tarafında da PostgreSQL, yani SQL Server ya da Oracle'dan uzak durman gerekiyor. Açık kaynak kültüründe ilerleyeceksen. Burada bilmen gereken PostgreSQL olabilir, MySQL olabilir. Bunların ikisinin arasından PostgreSQL tartışmasız en büyüğü, en güçlüsü. Sadece ona odaklanmanı tavsiye ederim. Ve bunların haricinde de hem kurumsal hem de open source tarafta ve özellikle open source tarafta gerekli olan bir diğer şey de NoSQL dediğimiz NoSQL veri tabanları. Mesela MongoDB, Redis ya da bir Cassandra, bunlar open source tarafta daha çok tercih edilir. Ek olarak tercih edilen şeyler. Mainstream olarak, yani main database server olarak yine örneğin PostgreSQL kullanırken ek cache mekanizması ya da farklı çok kritik olmayan verilerin tutunması işlemlerinde MongoDB kullanılabilir. Bir cache sistemi olarak verinin cache'te tutulması gibi işlemlerde bir Redis document database kullanılabilir gibi. Kurumsal proje kültürünü anlattım. SQL Server ve Oracle tarafında ilerlemek, ek olarak C# ya da Java biliyor olmak gibi durumlar. Web ve API odaklı uzmanlık istiyorsan, yani senin ana uzmanlığın veri tabanı değil de web ve backend sistemler, düzeltiyorum, web ve API odaklı sistemler geliştireceksen, burada gene kurumsal ve open source tarafta iki farklı durum var. Bunu açıkladım. Onların üzerine NoSQL sistemlere hakim olman gerekiyor. Özellikle Redis gibi, Redis, MongoDB zaten bilmen gerekecek web odaklı olduğunda. Çok kritik olmayan verilerin tutulması işlemlerinde MongoDB kullanman gerekecek. Ana mainstream'de, main database'de diyelim PostgreSQL ya da kurumsal taraftaysan SQL Server ya da Oracle kullanırken bir veriyi cache'te tutma işlemlerini web tarafında Redis'te yapman gerekecek. Cassandra da olabilir böyle durumlarda. Bu duruma göre değişir. Ama daha çok Redis tercih edilebilir mesela cache mekanizmaları için. Ekstra bunu biliyor olman lazım. Mobil uygulama tarafında service oriented olabilir. Bir üstteki web API odaklıyla benzer bir durum aslında. Yani bir web sunucu var. O web sunucuda API sistemi geliştirilmiş, veri tabanları da orada. Veri oradan yönetiliyor. Sana sadece bir servis veriliyor diyelim. Sen o servisi kullanarak bir mobil uygulama geliştiriyorsan bu farklı bir tür. Bir de eğer veri tabanı lokalde, yani mobil cihazın kendisinde bulunacaksa, burada da kullanılması gereken şeylerden ufak tefek veri tabanları var. Onları kendi lokalinde kullanabiliyor olman lazım. Çok küçük veri tabanları bunlar. Aslında veri tabanı yönetim sistemi değil, sadece veri tabanı dosyası. Ve bu dosyaları kullanarak bir veri kayıt işlemi yapabiliyorsun, okuma vesaire.
Bu tür küçük veri tabanları kullanılabilir. Backend geliştirici de gene web ve API odaklı çalışmayla aynı amacı güder. Burada da amaç aslında bir altyapı geliştirmektir ve kurallar web ve API odaklı çalışmayla aynı diyebilirim.